Soruyu soran kim? Şimdi soruyu soran da yok ortada. Soruyu soran Abdullah Kılıç. Hasan Efendi'nin oğludur. Bu kimdir? Anla, anlatalım. Abdullah Kılıç çocukluğunda ben de sevdiğim, ettiğim bizim Kumrul'da biz aynı mahallede oturuyorduk. Efendim bir sonra abuz oldu hoca ol, şimdi Yavuz Sultan Selim Camii'nin imamıdır. Bu, bunu tarikatla ilgili falan efendi Hazretleri, tarikatla ilgili falan bir konumu olmadığı gibi. Umad'ın üyesidir. Umad denen, ben buna reddiye yaptım. Umad, ne dedi, çekil dedik oradan bilmem hala çekildim, çekilmedim bilmiyorum, hala çekilmedim. Umad'da kimler vardır? Başta Hayrettin Karaman vardır. İkincide de Mustafa Karataş vardır. Bunlarla birlikte hareket eden, toplantılar yapan biridir bu ikaz edildiği halde oradan batıl elinden, bidat elinden ayrılmamıştır. İkincisi, bu yine ee, tefsir odasında, bizim eski tefsir odasında Mustafa Karataş'ı Umat ile İsmaila'ya getirip toplantı yaptırmıştır. Bunun resimleri paylaşıldı. Biz o zaman yine reddiye yaptık. Bunun üzerine İhsan Şen Ocak, hocam kardeşimiz, Beni aradı dedi ki, yahu dedi beni bile ulema ayetine almıyorlar, yok pantolon giyiyor dediler. Bir şeyler dediler insan hocamıza. Yani hiç konuşulacak laf mı orada i, ulema ayetinde söz sahibi olan bir hocamız. Ben ulema ayetine İhan hocamızı aldıramadım. Ee, bunun üzerine, e, yahu dedi beni o ulema ayetinin odasına sokmadılar da, bu dedi Mustafa Karataş'ı nasıl soktular dedi. Ya hocam sokmadılar dedim. Soktu, sokmadı, resim attı bana. İhsan Hoca'nın attığı resimden sonra ben paylaşım yaptım. Bu adam kimdir? Geldi mi video? Hazır, Hazır gösterin, siz de zoomlayın, edin. Nerede ne dönme, döndürme oldu? Cübbeli Ahmet, bu rabıta ile ilgili gelip sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin mi? Efendim? Gel. Efendim? Gelmesin. Efendim? Gelmesin. Peki. İşte şimdi burada ikinci saniyeden sonra diyorlar, bilmiyorum sizin, benim gözlerim o kadar seçmiyor zaten, yakını bile artık gözüm bulandı. Ee, siz bakın, orada ikinci saniyeden sonra e, ışık, baş hareketi vesaireden inceleyenler, yani anlayan herkes bunu bana söyledi. Telefonlar yağdı yani, burada oynama var dendi. Bunu dinlediniz. Şimdi bu Abdullah Kılıç, Cübbeli Ahmet diyor, hoca bile demiyor. Ben hocalık e, denmesi peşinde değilim. Cübbeli Ahmet diyor. Tamam ama Mustafa Karataş'a Hoca Efendi diyor. Hayrettin Karaman'a Hoca Efendi diyor. Bidat ehliyle kol kola bize bunu yapıyor. Sonra tefsir odasına Mustafa Karataş'ı e, sokuyor. Biz bunun üzerine reddiyeler yapıyoruz. Ondan sonra Efendi Hazretleri vefat ediyor. Efendinin vefatından sonra Mustafa Karataş'ı alıyor. Efendi Hazretleri'nin kendi odasında, Hasan Efendi'yi şimdi oturttukları oda, o odada getiriyor, Hasan Efendi'nin karşısında koltuğa tutturuyor Mustafa Karataş. Mustafa Karataş kim? Nüzülü Mesih'i inkar eden. Alüsi'nin beyanını göre bütün ulema Nüzülü Mesih'i inkar edenin tekfirinde icma etmiştir. Bunlar ilmi tabirler. Böyle bir adamı Efendi'nin odasına koyuyor. Dahası, ne diyor? Mustafa Karataş'ın e, beyanı var, ses kaydı var. Ben bunun diyor, işte benim bir kastediyor, işte bunların diyor, hocasını tanıyorum diyor Mahmut Efendi için. Onun da hocasını diyor işte, Efendi Baba'yı tanımıyor da biliyor demek istiyor şey Bunlar diyor, kendi kızına bile el öptürmez diyor. Bunlar sapıktır diyor. Bu cemaattan kızlarımı kurtarana kadar canım çıktı diyor. Mahmut Efendi Hazretleri'ne, Alaeder Efendi Hazretleri'ne sapık diyen sesi var. Ben bunları yayınladım. Bu e, yani keşke bunlar hepsini hazırlayabilseydik. Sapık diyen bir adamı alıp Hasan Efendi'nin önüne getirip Efendi'nin odasına sokan bir adam. Ondan sonra Abdullah Kılıç meselesi yine. E, hafle olayında vesaire Çeçenistan olayında birkaç olaylarda ne diyor? İşte ee, işte efendim efendiye soralım son kararı versin falan Tabii sekiz kere soruldu sonunda biz gittik e, ee, Çeçenistan olayı detaylı bir olay ee, vesaire hafle olayında da e, Sambacar Abdül Hoca da vardı Allah rahmet etsin işte onlar beraber hareket ediyorlardı falan bunların detayları haftaya çok detay var haftaya acayip detaylar var manşetler var ondan sonra orada diyor ki Efendi Hazretleri'nin diyor sorulacak hali var mı? Bu saatten sonra Efendi'ye bir şey sorulmaz diyor. Bunu Efendi Hazretleri'nin vefatından en az 10 küsur sene evvel söylüyor. Ondan sonra devlet yetkililerine Efendinin Alzheimer olduğunu söylüyor. Bunun yukarıdaki bürokratlar, devlet şeylerine görüşmeleri çok. Oradan Alzheimer olduğunu söylüyor. Adamlar bana diyor ki, efendi Alzheimer değil mi? Dedim, haşa sen ne diyorsun? Ahmet Hoca'ya dedim, baban Alzheimer mı? Söyle bakayım dedim yani, en yüksek seviyedeki görüşmeler bunlar. Yok ya Alzheimer değil dedi falan, soruyoruz, cevap alıyoruz dedi. Şimdi, bu Abdullah Kılıç, ya Hasan Efendi'den sonra kim olacak bari bunu konuşsunlar etsinler de e, karambola gitmesin, son dakika operasyon cenaze ilanlarında yemeyelim diye bazı arkadaşlar buna konuşuyor. Ben babamın sağlığında bu işlerin konuşulmasını istemiyorum diyor. E peki sen efendinin sağlığında 15-20 sene evvelden beri bu konuları konuşup da, Efendi Alzheimer deyip haşa ve kella son nefesine kadar her sorduğumuza cevap alıyorduk. Biz bunun şahidiyiz. Bunu diyen adam ya, şu anda Hasan Efendi bunun yönetimindedir, bunun tekelindedir. Bu ne sorulursa sordurursa o soruluyor. Kimse içeri sokulmuyor. Oradan bir buçuk dakikada kırpılıp 37 saniyeye indiriliyor. Bunun verdikleri, bunun yaptığı operasyonlarla Hasan Efendi ne yapacak? Tarikatı yönetecek. Ondan sonra ee, ben cemaati itibarsızlaştırıyormuşum. Senin yaptığın şu operasyondan daha büyük itibarsızlaştırma var mı? Ne vardı gitsektik kameralarla sorsaydık? Biz de görseydik. Üç gün niye uğraşıyorsun bir kelime almak için? Rahat rahat sorardık. Benim tarafımdan da kamera olsun, onun tarafından da Yok sadece bizim kamera olacak. Ya sadece senin kamera olur mu kardeşim? Bizim de kamera olacak. Ya sen kesti sen? Ondan sonra şu girmeyecek, bu çıkmayacak. Nedir yani? Evin bir kapasitesi var. Tabii ki iki üç kişiyle gideceğiz yani. E, şahit olan. O zaman Talho Hoca ben de gelirim dedi. Bilmem Hüsamettin Van Hoca birkaç kişiyi alırdık mı sen? Ne, ne var? Bu kabul edilmedi. Sonradan da ne oldu? Gelmesin lafı çıkarıldı. Gelmesin lafından da reddetti, ihraç edildi, aforoz edildi bilmem ne. gitti git yani. Böyle bir yönetim olabilir mi? Onun için şimdi Efendi Hazretleri'nin her gün görüşelim dediği, efendim seni görünce yenileniyorum dediği, ha Muhammed Gül Efendi şahit, 2012'de, 11, 12'de kitap basıldı hapishane şeyini. Bunu ben yeni söylemiyorum ki Seni görünce yenileniyorum. Ahmet, gönlüm sana aktı diyor. Ben sohbetten çıkmadan bizim evin kapısına gelmiş geliyordu ya. Yani bu kadar, artık bunu söylemez mi? Yüzlerce, binlerce bunun şahidi, delili var. Ondan sonra gelmesin dedi. Hoppa! ihraç edildi. Neden sakınıyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? E kameralarla şeyhin huzuruna gidilmek edepsizlik olmuş. Peki siz kendiniz Seçenistan olayında son kararı verelim diye Fatih Usta Osmanoğlu orada kamerayla gireceğiz, biz soracağız, çekim yapacağız dediniz mi? Dediniz. Haneden hacı anneler, Muhammed hocalar kabul etti mi? Etti. Niye? Çünkü çekinceleri yoktu. Çünkü efendi ne diyorsa onu yapalım kararlarındaydılar Efendiye tabi Ondan sonra heyet bazı geliyor bir şey soracağız kameraya çekeceğiz diyorlardı. Muhammed hocalar hacıhaneler tamam diyor muydu diyordu. Nitekim bunların e, bazı kayıtları YouTube'ta var. Peki o efendiye edepsizlik olmadı da. Şimdi Hasan Efendi'ye gidelim birlikte soralım dememizin Hasan Efendi'nin makamına ne alakası edepsizliği var? Hasan Efendi Efendi'den çok mu daha büyük? Bu nedir ya? Bu ne yapmak istiyorsunuz kardeşim? Neyi gizliyorsunuz? Hangi operasyondan burayı FETÖ'ye ekümeneye götüreceksiniz? Dur. da Oraya ne alakası, ne alakası var? Ne alakası var? Çok alakası var. O gelecek. Şimdi onun için e, Abdullah Kılıç olayına dikkat edelim. Kim olduğunu tespit edelim. E, Hasan Efendi onun kontrolündedir. Ondan izinsiz ne girebilirsin ne çıkabilirsin, ne konuşabilirsin ne sorabilirsin. Bu arkadaşın da efendiye karşı itikadı durumu budur. Kapıya karşı itikad durumu budur ve e, babasını efendiden çok daha üstün gören, efendinin sağlığında efendiye ne soruyorsunuz ya diyebilecek terbiyesizliği yapıp babamın sağlığında konuşmayalım diyecek kadar efendiye hakaret eden biridir. Bunun da durumu bu vesileyle netleşmiş olsun.